Ülkemizde son dönemlerin en çok tartışılan konuları arasında yer alan hamileliğe yasa dışı son verme skandalıyla ilgili çok enteresan bir ayrıntı ortaya çıktı. Polis ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin operasyonları sonucu çeşitli yerlere gömüldükleri tespit edilen fötüslerle ilgili laboratuvar sonuçları kilit rol oynayabilecekken, Kıbrıs'ta yıllardır hizmet veren Kayıpşahıslar Komitesi laboratuvarlarının bu tahlilleri yapabildiği ancak laboratuvar sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemelerinde makbul olmadığı bildirildi. CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat basınla sohbet toplantısında bu ilginç durumla ilgili önemli bilgiler verdi. Talat kamuoyunu yakından ilgilendiren FETÖ skandalı konusunda kısa süre içinde sonuç verebilecek laboratuvarımız ve uzman kadromuz var ama yasal engeller nedeniyle onların verdiği raporlar geçerli değil dedi. Kayıpşahıslar Komitesi'ne bağlı çalışan hem antropoloji hem de genetik laboratuvarları bulunduğunu anımsatan Talat, adli vakalarda da önemli rol oynayabilecek bu laboratuvarların raporları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan yasal kurum olmadıkları için geçerli sayılmıyor. Oysa bazen Türkiye'deki laboratuvarlar bile sıkıştıkları zaman bizdeki laboratuvarlara başvurup tahlil yaptırıyor, sonucunu da kabul ediyor ama bizde geçersiz sayılıyor dedi. Talat hükümet programında olmayan bu konuyu gündemlerine aldıklarını ve yasal değişiklik için çalışma başlattıklarını da açıkladı.